Bilal bak, uçağın nasıl ama? Boyamışsın, çok güzel olmuş. Sen mi yaptın? Çoğunu ben yaptım ama sonra yapamadım. Annem de yapamadı, babam bu sabah yaptı. Aferin sana. Can, hadi onunla biraz arka bahçede oynasan. Ezel abinle ben birazdan geliriz. Tamam. Sen mi yaptın? Yaptım, aldım. Aynı şey. Günaydın. Ya canım, hoş geldin. Bir misafirimiz var. Mert, hayrola? Ya teyze? Bazı günler bir kabustan uyanır gibi açarsın gözünü. Bir köprünün ortasındasın. Ne iyi ettin de geldin? Can nerede? Arka bahçede oynuyor. Siz buyurun. Bahar bir bardak su. Bırak. Mela teyze, ben Cengiz. Geç. Bırak. Sen de dur burada. Ezel, Mela teyze Mert'in annesi. Ha. Memnun oldum. Sanacaklar Ezel. Sana soracaklar. Ömer sensin değil mi oğlum? Sana kim olduğunu soracaklar. Söyle. Sen kimsin Ezel? Ben senin oğlun değilim teyze. Karıştırdım. Ezelim mi? Duydum başını sağ olsun. Ama o değilim. Başını sağ olsun. Götür beni buradan. Defa gittin mi? Ali Bey. Burası öyle şirkete benzeyen bir yer değil. Kenar mahallede bir marangoz dükkanı. Nerede? Bir saniye, geldim. Sana içeriden bir hediye yolluyorum. Bu adam benim için cana kıydı. Yani canı benimdir. Yani canı artık senindir. Ama bak, kanlıları var. İyi bak bu çocuğa. Seneler önce sende gördüğüm şey var bu. Bazısını uçurumun kenarından çeker çıkarırız. Bazısını ise yeğenim. Uçurumun dibinden paramparça alırız. Parçaları öyle birleştiririz ki kim olmalarını istiyorsak o olurlar ondan sonra. İşte bu çocuk öyle. Bundan böyle senindir. Defo, konuşsana lan! Ali Bey yok. Galiba naylon iş. Burası kapı pencere duvar. Benim bok yemem, kusura bakmayın.
Mümtaz amca nasılsınız? Oğlum hoş geldin. Öpeyim. Ben de sizin işleri yeni bitirdim zaten. Otur bir çayımızı iç. Mümtaz amca, patronumu gönderdi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bir gün o da gelip çayımızı içer inşallah. İnşallah Mümtaz amca. İnşallah o gün de gelir. Bugün bir köprünün tam ortasında durdum. Aşağıda alevler, arkamda melek, önümde şeytan. İkisi de aynı soruyu sordu. Kimsin sen? Kimin tarafındasın? Aşk mı, intikam mı? Mahkum mu, cellat mı? Hep ikisinden birini seçmen isterler. Hadi ya. Hala açmıyor mu kapıyı Mert? Söyle açsın şu kapıyı. Anneciğim. Anneciğim bir göreyim çıkacağım söz. Anne hadi iyi misin anne? Anne. Anne aç şu kapıyı anne. Lütfen aç şu kapıyı anneciğim. Anne hadi ya. Lütfen anne hadi. Anne. Lütfen anne hadi. Lütfen aç şu kapıyı anneciğim. Ama hep üçüncü bir şık var. O da ateşe atlamak. Durayım mı? Yanlış mı yaptım? Yok. Yeterince şekli kadıncağız. Tehlikeye attım onu. Peşine kurtları saldım. Bir şey bilmiyor. Cengiz akıllıdır. Oyunlanmıştır. Bunlar adam öldürdü Kamil. Hem de kaybedecek bir şeyleri yokken. Ezel yanlış yaptı ama Ömer doğruyu yaptı. Uyarmam gerek. Ağzından bir şey kaçırsa rahat bırakmazlar. Buyurun. Bana 2 kilo elma. Buyur ablam. Şöyle vereyim. Aman dikkat ablam. Sağda. Ezel bayraklara bak. Ulan nelerden geçtik, anamıza sarılacak cesaretimiz yok. Planı erken alıyoruz Kamil. Ayarlamaları yap. Annemi tehlikeye atamam. Ne olacaksa bir an önce olsun. Neyin peşinde olduğumu merak ediyorlarsa ben de anlatırım onlara. Siz hiç bir sabah uyanıp vazgeçtiğiniz tüm hayalleri geri istediniz mi? Ben istedim.
Bahar uyandın mı? Telefonun çalıyor. Alo. Bahar. Eyşan ben. Eyşan. Bahar uyuyordu da siz olduğunuzu görünce. Ya ne olur sen deyin artık bana. Denerim. Siz de. Sen de. Anlaştık. Eyşan dün için özür dilerim. Haber vermeden gittim öyle. Asıl ben özür dilerim. Yanlış zamanda çağırdım Melia teyzeyi. Olur mu? Yakınınız herhalde. Yine de getirmeseydim keşke. Bu aralar sağım solum belli olmuyor. Ani kararlar veriyorum. Ani kararlar iyidir. Kalpten gelir. Ne oldu kadıncağıza? İyi mi şimdi? Eve götürdüler. Daha iyiymiş. Sen? Sen iyi misin peki? Eyşan. İyiyim. Bahar'a söylerim aradığını. Görüşürüz. Eyşan. Kim o? Ha, burada mısın? Kimmiş? Kimse. Kimse değil. Ama unutmuşum. Her hayalin kapısında bir hayalet bekler. Gel oğlum. Gel anneciğim, ekmeğini sürdüm, hadi ye. Ya abla dün ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne canım? O kadın kimdi? Yani bir geldi, ortalık karıştı. Bizim eski mahalleden bir arkadaşın annesi. Ne işi varmış? Evet. Ne işi varmış? Tesadüfen rastladım. Can. Yemiş şu şokelladan. Bak alerjin azacak yine. Ne güzel. Nerede? Nişantaşı'nda mı? Ezel aradı seni sabah. Aa, duymadım. Ben de duymadım. Uyuyordunuz ikiniz de. Ya o kadın dün Ezel'in konuda fenalaştı. Sonra da bir şey dedi sanki kulağına. Ne dedi acaba? Nereden bileyim Cengiz? Hem ne diyecek ki? Can, o ekmek bitecek. Çıkıyorum ben. Afiyet olsun. O ekmek bitecek. Buyurun Eyşan. Eyşan neler dönüyor? Bir şey döndü yok. Merak ettim Melia teyzeyi. Durup dururken. Öyle oldu. Ne saklıyorsun benden? Anlarım ben bak. Herkesten sakladıklarımız etmez mi? Ben de onu diyorum. Unutmayalım işte. Çünkü sahip olduğumuz her şey o sakladığımız şeyin üstüne kuruldu. Evet. Ne kadar fena değil mi? Bence değil. Bence dünyanın en güzel şeyi. Bizi bir arada tutan şey o çünkü. Nereye gidiyorsun? Ödül gecesi için kıyafet bakmaya. Sen? Yine kodamanlar var. Hazırlık yapacağım mekanda onlar için. Birbirimizden hiçbir şey saklamayalım. Olur mu bir tane? Tamam. Tamam.
Açık iş sana. Sana da günaydın. Dinle bir. Eşem bu aralar biraz huzursuz. Canı bir şey sıkılıyor ama. Ne yapayım? İçmeye mi götüreyim? Yok. Yanına birini ver, olur mu? Şöyle sessiz, güvenilir biri olsun. Olur. Yani yanına derken... Bir iki adım arkasına değil. Eyşan bilmese de olur. Cengo, Meliha teyzeyi o mu getirdi o gün? Dediğim yap sen Ali. Sağ olasın. Bu yarım olmuş hemşerim, yarım. Kahvenin yarısı telvedir. Al bunu tuttur öyle getir, hadi bak. 20 senede nereden nereye gitmiş bu şehir Ömer? Alışkanlık işte ha. İkimiz de alışkanlıklarımızdan vazgeçemiyoruz. Ha yüzüğü vermişsin, ha ben Ömer'im demişsin. Annem o benim. Daha ne kadar acı çekecek? Tam da ondan işte. Bu işi dışında bırakacaktın onu. Şimdi ne yapacaksın? Cengiz'in oyununu başlatacağız. Ha, erken, erken. Cengiz açgözlü ama saf değil. Daha senin ortağın olacak kadar güvenmiyor sana. Erkeni yok. Ha. Bana yapacaklarını yaptılar. Ama aileme dokundurmam. 12 yıl bekledin ya. 2 ay daha bekle. Yoksa her şey tepene çökecek senin. 2 ayım artık yok. Evet Kamil. Haklı çıktın. Geldi mi? Geldi. Tamam. Cengiz annemin yanına gitmiş. Ağzını arayacaktır. Şimdi ne yapacaksın? Yanlarına gideceğim. Zaten iş yapıyorsun yani. Aceleci davranıyorsun. 12 yıldayım. Belki acele etmenin zamanı gelmişti. Durup dururken oraya gidince ne diyeceksin? Ha? Tüm şüpheleri üzerine çekeceksin. Ben de öyle umuyorum. Nasıl Meliha teyze? Çok merak ettim de. Sorma Cengiz. Bütün gün iki göz iki çeşme. Allah Allah. Ne dedi? Bir şey dedi mi? Yo, açmadı bize kapıyı. Sonra birden kesildi sesi. Açtı kapıyı, çıktı. Ondan beri de böyle. Mümtaz, yemek hazır, sofraya otur. Bazen hayatına kaldığın yerden devam etmek istersin. Ama bir el seni tutar. Kim olduğunu bilirsin. Ama geriye dönemezsin. İtemezsin o eli. Bakamazsın o yüze. O yüzden de sen ondan kaçtıkça o seni karanlığa doğru çeker. Karşı koyamazsın. Sen de iç biraz. Sağ ol teyzeciğim. Oo, ne zamandır yapmıyordun bunu? Tarhana, kızılcıklı. Oğulcuğumun en sevdiği çorba. Ha, Mert'in mi? Meliha teyze, dün bizi korkuttun. Ne oldu sahi öyle? Hiç, ne bileyim öyle bir şey oldum. Havadan herhalde. Ya sen bize gelmezdin hiç. Ben de bayağı sevindim seni gördüğüme. Ama ne oldu sonra, niye kötü oldun? Hiç.
Öyle birdenbire hayalet görmüş gibi oldun. Hani biri bir şey mi dedi? Yok, kim ne diyecekmiş? Bilmem. Yani eşyan falan belki. Kimse bir şey demedi. Ha, Ezel'e ne dedin sen? Hani bir adama tutundun ya, onun kulağına bir şey demişsin. Bir şey demedim. Mümtaz, biraz da uzak kal. Daha bitmedi beni ya. Ama Ezel'le konuştum ben. Ona şey demişsin. Dedi mi sana? Cengiz oğlum, yormayalım Melih'e teyzeni çok. Dedi tabii. Bizim aramızda gizlimiz saklımız yoktur hiç. O da çok şaşırmış. Yok. Niye öyle söyledin Ezel'e? Ben bir şey demedim. O ne? Melih teyze. Bir şey değil. Merhaba Mümtaz amca. Hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle habersiz geldim. Müsait miydiniz? Tabii tabii. Buyur geç. Merhaba. Ezel? Hayrola? Senin ne işin var burada? Dün teyze konumda fenalaşınca çok merak ettim. Acaba ben mi yanlış bir şey yaptım dedim. Yok oğlum, sen ne yanlış yapacaksın? Olsun, aklım kaldı. Seni aradım beraber gelelim diye ama cevap vermedin. Ben de kendim geldim. Zahmet etmeseydin. Ne demek? Cidden. Senin kadar iyi adam bulunmaz ha Ezel. Pes. Geçmiş olsun Melih teyze. Sever misiniz bilmem ama şu vazoya koyalım bunları. Güvenme onlara. Anne. Musakkayı beğendin mi evladım? Elinize sağlık Melih teyze. Çok güzel olmuş. O da mı Ömer'in en sevdiği yemek? Nur içinde yatsam. Aslan oğlum benim. Biricik oğlum benim. Sizi de yorduk yine. Ben müsaadenizi istedim. Cengiz sen?
Ha, Melih teyze de dünü anlatıyordu. Ha. Ya dün şey deyince ben de bocaladım, anlamadım. Ne dedi ki? Oğlum nerede dedi. Oğlum derken? Mert'i kaybedince telaş ettim. Ya normal tabii. Onca yabancının arasında. Yabancı değiliz ya biz. Elinize sağlık. Biz müsaadenizi isteyelim. Ercengi sen de geliyorsan. Ya oğlum biraz daha şeyden alsan. Önemli değil, nazardır. Yok basmayın siz. Siz basmayın, ben hallederim. Dur bir yerin kesilmesin. Ver onları bana. Ocakta çay olacaktı, çay getireyim. Yok Mümtaz amca, yeterince zahmet verdik. Vallahi ben bir çayınızı içerim. Ben getireyim o zaman. Hem de bunları atmış olayım. Bardaklar neredeydi? Vallahi bakıyorum sevdin sen burayı. Yukarı bir döşek sersek çıkıp yatacaksın. Fena olmaz. Çok sıcak insanlar. Ya bırak. İki günde fıttırırsın sen burada. Öyle mi diyorsun? Niye? Fakirlik nasıl bir şeydir bilir misin? Kokusu üstüne yapışır adamın. Şu naylon örtü var ya. Al şu sürahi. Ne diyor sana? Benle konuşmuyorlar Cengiz. İkinci sınıfsın sen diyor. Bakkala git, berbere git. Hep bir ağızdan. İkinci sınıfsın sen. Koşa koşa kaçarsın oradan. Biraz da anlatırsan kaçacağım zaten. Öyle çok özenme yani. Çamur gibidir buralar. Bir kere bulandın mı çıkmaz üstünden. İş mi konuşuyordunuz? Ya yok Müptez amca. Mahalleyi anlatıyordum. Aa, buralıdır Cengiz. Doğma büyüme. Onu anlatıyordum. İçine işlemiş burası. Bu var ya. Haytanın tekiydi eskiden. Nerede bir yaramazlık altından bu çıkardı. İnanmam. Bununla Ömer. Nasıl olur derdim. Bu kadar zıt iki çocuk. Ama ne oldu? Sahiden ne oldu? Vallahi oğlum. Dünya üstümüze yıkıldı. Ama bak. Ömer'in son bir iyiliği dokundu buna. Nasıl? Ders aldı bu çocuk. Topladı kendini. Uçurumun dibine yolcuydu. Şimdi bak nerelere geldi. Doğru söylüyorsun Mümtaz amca. Ömer kendini harcadı ama benim de hayatımı değiştirdi. Ona bakıp doğruyu buldum. Şimdi gurur duyuyorum bu oğlanla. Kendi oğlum gibi. Allah şahit. Hoşçakal Melih. Güle güle evladım. Cengiz de gene gel. Mümtaz amcacığım. Melih teyze. Hoşçakal. Hoşçakal. Sağ ol. Geleceğim. Gören de bizi çocukluk arkadaşı sanır ha. Tanışalı şurada kaç gün oldu? 2 dakika ayrı durmuyoruz. Kader. Kader körlerin işi. Bizim gözümüz açık. Ne diyorsun o zaman? Ne diyeceğim? İyi ki beni bulmuşsun diyorum. Hayatımıza bir girdin, pir girdin. Akşam oyuna gelirim. Gel. Gel de... Abi sen şimdi benim hakkımda her şeyi biliyorsun. Ne yaparım, nerede yaşarım? Ya bugün düşündüm. Ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ne öğrenmek istiyorsun? Her şeyi ortak, her şeyi. Ne yersin, ne içersin? Mesela şimdi basıp nereye gidiyorsun? Bizde işlerim var. Yapma. İyi gidiyorduk bak. Bozuşmayalım. Benden de mi gizli?
Bir numaralı masa hazır. İki numaralı masa hazır. Hayırdır Ali Bey? Bugün pek bir sessizsiniz. Bu ne lan? Beceriksiz herif! Bunlar nasıl bir işler? Evcilik mi oynuyorsun lan sen? Üç numaralı masa hazır. Al, sesim yerine geldi. Mutlu musun? Buyurun Cengiz Bey. Anladım efendim. Baş üstüne efendim. Ne istiyor? Eşen Hanım'la Bahar Hanım'ı bir yere bırakmamı istiyor. Hemen. Bahar'ı da. Ver anahtarları, ver ver. Bugün biraz küçük hanım şoförlüğü yapalım. Belki keyfimiz yerine gelir. Oh, ne zamandır gelmemişim. Cengiz ne dedi, neredeymiş? Marina'ya gelin dedi sadece, sürprizmiş. Bakalım, anlarız şimdi. Ekibin beygirler, kart pilotlar, vay vay vay. Anlıyoruz galiba denizcilikten. E tabii, kaptanım ben. Teknem de vardı. Bir açılırdım, öyle bir hafta yokum. Aa, ne güzelmiş. Yine ayarlarız istersen. Cengiz de yok yazmaz bir gün. Tamam. Ablacığım, ben Ali abiyle mavi yolculuğa çıkıyorum, haberin olsun. Bu nasıl? Ha, ama bu troller. Yavaş gelir bize. Ya bak şu çok güzelmiş. Aa, o tuzlu biraz. Ama kız gibi tekne, güzel. 2000 beygir. Nereden baksan 30 nat koparır. Dalgalara değmeden öyle suyun üzerinden akarız. Sevdin sen. Ayarlayayım ben bize. Olur. Hoş geldiniz. Bir saniye. Tekne sefası ha? Yok, iş gezisi değil. Sen bir şey bulamadın değil mi? Evi nerede? Biliyor musun? Git bak bakalım nasılmış dekorasyon. Bakayım mı? Yeniden mi dekore edeyim? Bak Ali. Ama kendin yap. Olur mu? İçtiğiniz su ayrı gitmiyordu. Ne oldu? Ara sonra. Dolaplar tamam. Belgeler tamam. Bilgisayarı açık. Açık bırakacakmışız. O da tamam. Buyurmaz mıydınız? Ön tarafı kontrol et arada. Efendim isterseniz yukarı ben... Burada bekle. İçeride bir yuvarsa ararım. Benden sonra temizlersin ortalığı. Thank you.
Hala kızgın mısın ya bana? Olimpiyat ateşi sönüyor, senin öfken sönmüyor Ayşe. Aile misin Cengiz? İlla her şey seninle ilgili olacak. Hani birbirimizden bir şey saklamıyorduk? Dürüst mü olacağız şimdi? Senle ben. Evet. Ben senden bir şey saklamıyorum. Tamam. Dün sabah Ömer'in mezarına gittim. Orada mı karşılaştın annesiyle? Niye? Niye? Niye sürekli deşiyorsun geçmişe Ayşen? Çünkü geçmiş karşıma çıkıp duruyor da ondan. Senin çıkmıyor. İzin vermiyorum. Bakmıyorum o tarafa. Onu yapamıyorum işte ben. Niyeymiş o? Çünkü sana her baktığımda Ömer'e yaptıklarımızı görüyorum da ondan. Cengiz. Bir ben kaldım ha. Sonunda beni de uzaklaştıracaksın. Ne olacak? Başka biri mi olacaksın? Olmayacaksın. İtalyanlar ne diyorlardı buna? Dolce Vita mı? Biz de bir şeyler okuyoruz Bahar Hanım. Şişenin üstünde yazıyordur. İyi hayata. Hayallerimizdeki hayata. Nedir senin hayalindeki hayat? Adamın yaşadığı hayatı bilmiyoruz. Hayalini nereden bilelim? Sorunu anlatayım. Aşağıda yalnız. Hayır, burada tinerciler olay çıkarmış. Polis geldi. Gitmek gerek Ali Bey. Yani doğrusunu söylemek gerekirse hayatımda bir gün adam gibi çalışmıştım yok. Buna içilir işte. Üf Cengiz abi. Peki aile? Annem baban hayatta mı? Hayır. Bir kazada ikisini de kaybettim. Başın sağ olsun. Affedersiniz. Ne buldun? Laptopunun başındayım. Çok vaktim yok. Bunlardan da anlamam pek. Neymiş? Resimlerini çek. Özel dosyasına girdim. Bir sürü arşiv var. Notlar almış. Ne hakkında?
Vay be. Nedir en büyük hayal? Gerçeği mi istiyorsunuz? Hayır, bize yalan söyle. Neymiş Ali? Otel planları. Benim en büyük hayalim işte şu. Oraya bir otel kuracağım. Hovardalıktan bıktım artık. Bir yer inşa edeceğim. Bu şehrin en büyük otelini. Mükemmel bir cennet kuracağım oraya. İşte benim hayalim de bu. Oteli olur. Tabii doğru yapılırsa. Bir ara çizimlerini gösteririm. Fikir verirsin. Kimseye anlatmıyor musun? Neyi? Kafanı kurcalayan şeyi. Anlatacak bir şey yok. Her zaman anlatacak bir şey vardır. Doğru insanı bulduğunda tabii. Sen buldun mu? Ben artık fazla şüpheciyim. Bulsam da bu saatten sonra inanmam artık.